tabii ki sizlerden her şeyden önce önünüzde fizik kitabınızın olduğundan hareket ediyorum. Çünkü doğrudan metni okuyacağım ve cümle cümle sizlerle çözümlemeler yapacağım arkadaşlar. En azından başta Aristoteles'in düşünme tarzına, bazı kavramlarına aşinalık oluşuncaya kadar böyle yapmak zorundayız. Bu unutmayın bir lisans dersi. İleride dönemin sonuna doğru Aristoteles'e ilişkin bilgimiz artınca, kavramlarına ve cümlelerine, düşüncelerine aşinalık oluşunca tabii ki biraz daha hızlı çalışabiliriz. Ama şu an için gerçekten başta en temel şeyleri yapmamız gerekiyor ve cümle cümle okuyup bir yerde her bir sözcüğünü ne yapmamız gerekiyor? Analiz etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir bilgi vermem gerekiyor size. Metni edinip okumaya çalışmış olan arkadaşlarınız sizlerden fizik kitabının yani bu kitabın birinci kitabını orada birinci kitap yazıyor. Şöyle göstereyim bakın. Toplam olarak 9 kitaptan oluşuyor. Birinci kitabını okumanızı rica etmiştim. Toplam olarak bir 9-10 sayfalık bir metin arkadaşlar. Hatta daha da az. Bakayım. 5-6 sayfalık bir 9-10 sayfa demiştim. Toplam olarak fizik 1, fizik 1. Evet. Yunanca metniyle beraber toplam olarak 39 sayfa tutuyor ama Türkçesi tabii ki daha az arkadaşlar. Umarım bakabilmişsinizdir ve eğer bazı cümlelerin anlaşılması, okurken anlaşılması zor olduysa bunun bir açıklaması var ve tabii ki bu anlaşılır. Şöyle bir tarihsel durumla veya sorunla karşı karşıyayız. Aristoteles'in tüm kamuoyuna yönelik arkadaşlar yani yayınlamak üzere kaleme almış olduğu ve yayınladığı tüm kitaplar ne yazık ki bize ulaşmamış durumda. Yani kayıp. Bunlar özellikle akademide Platon'la beraber çalıştığı ilk 20 yıllık dönemde kaleme alınıp yayınlanmış metinler. Daha sonra kendisi akademiden ayrılıp Atina'da liseyi kurduktan sonra orada vermiş olduğu derslerin notlarını tabii ki yazılı hale getirmiş. Ve bu bize ulaşan metinler arkadaşlar lise döneminden bize kalan ders notları. Bu ders notlarının üzerinde anlaşıldığı kadarıyla bazen öğrencilerinin çalıştığı da olmuştur. Şimdi sayımız 22 idi, 17'ye düştü. Tabii ki bunu benim belgelemem gerekiyor. Kimler katıldı, kimler katılmadı derse. Bunların bir şeyini almak gerekir. Çalışmayan insanlar bence çalışan insanlarla eş tutulmamalı. Şöyle yapalım. Anlıyorum. Şeyi aldım. Evet. O halde eğer Aristoteles'in metinlerini okurken bir zorluk yaşıyorsanız arkadaşlar yani cümleler bazen bitmemiş olabilir veya tam formüle edilmemiş olabilir.
her ne kadar bir anlam ifade etse de bu dediğim gibi Aristoteles'in bu metinlerinin bize ulaşmış olan tüm metinlerinin arkadaşlar politika, nikomahosi etik, metafizik bunların hepsi için geçerli bu. Bunların hepsi ders notları, ders notlarının yazılı hale getirilmiş olması sonucu bize ulaşmıştır. Uzun bir süre bu metinlerin kaybolduğundan hareket edilmiştir ama sonra bir öğrencisinin kütüphanesinde bulunmuş ve sonra onlar işte bize ulaştırılmak üzere yayınlanmıştır. Bu halde bize ulaşmış olan metinler Aristoteles'in kendisinin yayınlamak üzere son halini vermiş olduğu metinler değil, öğrencilerine ders vermek üzere hazırlamış olduğu metinler arkadaşlar. Bu bakımdan anlamakta zorluk çektiğiniz zaman birazcık başka metinlere, başka yerlere bakmak gerekiyor. Yani metinler ilk okuduğumuzda anlaşılması zor olsa da anlaşılmaz değil, biraz çaba gerektiriyor. Çünkü yani 2500 yıl önce yazılmış olan metinler, 2500 yıl önce ki düşünme tarzıyla düşünen bir insanın metni, hem de bir antik Yunan dilinde düşünen, Atina dilinde düşünen bir insanın metni var önümüzde. O halde şimdi isterseniz gelin sözü fazla uzatmadan ilk cümlemizi okuyalım arkadaşlar. Herkesin metninin önünde olduğundan ve benimle beraber okuduğundan sınıfta olan 18 arkadaşımızın metni önünde olduğundan ve benimle beraber okuduğundan hareket edebilir miyim? Evet. Zaten başka bir şey de beklemiyorum sizlerden. Dersi gönüllü olarak aldınız ve bir şey öğrenmek için buradasınız arkadaşlar. Biz de gönüllü olarak buradayız ve bir şey öğretmek istiyoruz. Bu halde fizik kitabı, fizik birinci kitap, birinci bölüm. İlkeleri, nedenleri ya da temel öğeleri olan her araştırma alanında bilmek, kavramak, bunları anlamakla söz konusu olduğuna göre şu açık. Doğa biliminde de ilk olarak ilkeler üzerine belirleme yapmaya çalışmak gerekir. Şimdi yukarıda parantez içerisinde atladığım cümleye geçiyorum. Çünkü ilk ilkeleri, ilk nedenleri temel öğeleri bildiğimizde her bir nesneyi bildiğimizi düşünürüz. Şimdi Aristoteles bu ilk cümlesinde arkadaşlar bize her şeyden önce şunu söylemek istiyor. Bir bilim alanı, bir alanın bilim alanı olarak gelişebilmesi için bir alanın bilim alanı bir akademik disiplin olarak bugünkü kavramla söyleyecek olursak bir bilim alanı bir akademik disiplin olarak gelişebilmesi için onda onun ilkeleri, nedenleri, öğeleri vesaire ne yapması gerekiyor? Kendisinde taşıması gerekiyor. Yani kendi ilkesini kendisinde taşımayan, kendi nedenini kendisinde taşımayan bir alanı belli bir süre için belki bir araştırma konusu yapabilirsiniz. Ama bilim alanı olarak örneğin bir fizik gibi, kimya gibi, biyoloji gibi veya sosyoloji gibi, felsefe gibi bilim alanı yapamazsınız. O halde bir alanı bilim alanı olarak ele alabilmek için onun ilkelerini, kendi ilkelerini, bu ilke kavramının ne anlama geldiğini açıklayacağız daha. Kendi nedenini yani var olma nedenini, kendi yeteri sebep ilkesini arkadaşlar kendisinde taşıması gerekiyor. Nedenler üzerine de ne diyelim temellenmiş olan öğeleri yani temel yapı taşlarının
kendisinde olması gerekiyor. Bu yapay bir şekilde olmaz. Bu durumda eğer bir bilim alanı olarak ele alacaksak biz, doğa bilimi böyle bir şey diyor Aristoteles. O zaman doğa bilimini biz bilim alanı olarak ele alacaksak bunun ne yapmamız gerekiyor? İlkelerine bakmamız gerekiyor. Yani doğa bilimi yapan ilke nedir? Veya neden nedir? Veya onun temel yapı taşları nelerdir diye bakmamız gerekiyor. Şimdi bu tabii ki doğa bilimi olarak temellendirilmesiyle ilgili arkadaşlar. Doğa bilimi olarak temellendirilmesiyle ilgili ve ilk cümlede parantez içerisinde söylemiş olduğu, belirtmiş olduğu düşüncesinde ise Aristoteles ne yapıyor? Epistemolojik bir açıklama yapıyor. Bu epistemolojik açıklama tabii ki oldukça iddialı gözüküyor. Fakat bunu da ikinci cümlemize geçmeden önce ne yapmamız gerekiyor? Açıklamamız gerekiyor. Şöyle diyor orada. Çünkü ilk ilkeleri, ilk nedenleri, temel öğeleri yani temel unsurları veya temel yapı taşlarını bildiğimizde her bir nesneyi bildiğimizi düşünürüz. Bunu Aristoteles olumlayan anlamda söylüyor. Başka örneği metafizikte vesaire ilkeleri bilirsek her şeyi biliriz gibi cümleleri de var. Aristoteles bununla şunu söylemek istiyor arkadaşlar. Temelde olanı bildiğimiz zaman temelde olanı bildiğimiz zaman temelin üzerinde şekillenmiş olan diğer görünümleri, oluşumları, süreçleri, yapıları açıklamak kolay olur diyor. Yani onların bilgisine ulaşmak için, onların kendilerine has olan tikel bilgilerine ulaşmak için temelde olanı ne yapmak gerekiyor? Bilmek gerekiyor diyor. O halde temelde olanı bilmek demek, o temel üzerine şekillenmiş olan şeylerin de ilkesel olarak bilgisine ulaşmış olmak demektir. Henüz tamamlanmış olan bir epistemolojik süreç değil burada kastedilen. Burada kastedilen temel üzerine şekillenen şeyleri bilmek için onların temelinde olanı bilmek gerekir. Hem ancak temelde olanı bildiğimiz zaman temel üzerine şekillenmiş olan şeylerin de bilgisine ne yapabiliriz? Ulaşabiliriz arkadaşlar. Temelde olanı bilmeden temel üzerine şekillenen şeylerin kendilerine has görünümlerine ilişkin özgün bilgilerini bilmek de mümkün değildir demek istiyor. Yani bununla Aristoteles'in tam olarak neyi kastettiği gittikçe daha ne olacak? Açık hale gelecek. Bu ilke, neden gibi kavramlar üzerine bir tasavvur geliştirdikçe Aristoteles'i bu konuda anlamamız daha kolay olacak. Eğer ilk bakışta bunu anlamakta zorlanıyorsanız not edin kendinize, kenarına bir soru işareti koyun ve bekleyin. Zaman ilerledikçe göreceksiniz. Kendiliğinden anlaşılır olacak. Evet. Tolga Can ben alamadım diyor. Yani PDF'si, önemli olan PDF'sinin olması. Takip ediyorum vesaire. Değilse. Evet. Ve sonra Alara, ben bu cümlede Descartes'i düşündüm. O da açık ve seçik olan bilgiye ulaşmaya çalışıyordu diyor. Evet. Alara, çok sende eğer bu cümleyi okuduğunda Descartes'in ismi belirdiyse zihninde çok haklısın. Descartes'in
Felsefenin İlkeleri adlı kitabına yazmış olduğu bir ön söz var. Daha doğrusu o kitabın çevirmenine yazmış olduğu bir mektup var. O mektup ne olarak bir ön söz olarak Türkçe baskısında bulunuyor. O mektupta Descartes asıl felsefe yapmanın ilk ilkeleri bilmek olduğunu söylüyor ve bu gerçekten de Aristotelesçi bir yaklaşım. O ilk ilkeleri bilirsek ondan sonraki şeyleri apaçık bir şekilde veya daha açık şekilde bilebiliriz diyor. Evet, isterseniz biraz ilerletelim. Biraz ilerletelim arkadaşlar. İlerledikçe bunların hepsi yavaş yavaş daha açık hale gelecek. Önce bir fikri almak gerekiyor. Bir alanı, bilim alanı olarak alabilmek için, kurabilmek için onun ilkelerini kendisinde, nedenlerini yani yeteri sebep nedenini, ilkesini kendisinde taşıması gerekiyor. Öğelerini kendisinde taşıması gerekiyor. Bir yerde aslında taşıma suyla değirmen dönmez demek istiyor Aristoteles burada arkadaşlar. O halde bakın bilimin kurulması aynı zamanda o bilim alanının bir bilgi sunabilmesiyle ilgili, bilgi üretebilmesiyle ilgili o ilkeleri bilmek aynı zamanda aslında o alanın tam bilgisine ulaşmakla da ilgili olmuş oluyor. Şimdi Aristoteles diyor ki bu durumda doğa biliminde de ilk olarak ilkeler üzerine belirleme yapmaya çalışmak gerekiyor. Yani doğa bilimi dediğimiz şey ilkesini kendisinde taşıyor mu, taşımıyor mu? Yeteri sebep ilkesini yerine getiriyor mu, getirmiyor mu? Kendi öğelerini kendisinde taşıyor mu, taşımıyor mu? Bunu o zaman ne yapalım diyor, görelim diyor. Şimdi ikinci cümlesi arkadaşlar kavranması, okuması ve anlaşılması kolay ama kavranması biraz zor olan cümle ama onun da göreceksiniz açıklaması var. Yolumuz da elbette bizce insan açısından yani epistemolojik özne açısından yolumuz da elbette bizce daha bilinir, daha açık olanlardan doğa açısından yani epistemolojik nesne açısından daha yalın, daha bilinir olanlara doğru gidilir, gitmesi gerekir diyor. Yolumuz da bu şekilde olur diyor. Yani o zaman biz herhangi bir şeyin bilgisine ulaşmak istiyorsak herhangi bir şeyin bilgisine ulaşmak istiyorsak biz zorunlu olarak arkadaşlar biz yani insan epistemolojik özne zorunlu olarak kendi açısından daha bilinir olandan başlamak zorunda. Daha açık olanlardan doğa açısından daha yalın, daha bilinir olana doğru gitmesi gerekir diyor. Yani ne diyor? İkinci bir sonraki cümleyi de alalım. Nitekim bizce yani insan açısından, epistemolojik özne açısından bilinir olanlarla mutlak anlamda bilinir olanlar aynı değildir. Aynı değil. O zaman ne demek istiyor burada arkadaşlar Aristoteles? Aristoteles iki süreçten bahsediyor burada. Şimdi önce bizce daha bilinirden veya bizim açımızdan daha bilinir olan ile kastedilen şey nedir arkadaşlar? Bu iki farklı süreç söz konusu burada. Bir şeyin bir epistemolojik süreci vardır. Bir de ontolojik süreci vardır. Ontolojik süreciyle kastedilen şey bir şeyin oluşum sürecidir. Örneğin ben hep papatya örneğini veririm. Papatyanın bir oluşum süreci vardır. Ama bu papatyanın bir de epistemolojik süreci vardır. Yani onun oluşum sürecinin ne olduğunu ve oluşum sürecinin bize bilgisini veren süreç arkadaşlar. İnsan bir papatya olmadan
papatyayı araştırması, papatyayı incelemesi mümkün değil. Siz papatya örneğini geniş herhangi bir örnek yerine papatya örneğinin yerine herhangi başka bir örneği koyabilirsiniz. Benim papatya nedir diye sormam için veya papatya ile karşılaştığım zaman diyelim ki hayatımda ilk defa bir papatya çiçeği görüyorum. Bu nedir diye sorabilmem için papatyanın oluşmuş olması gerekir. Yani papatyanın özelliklerini göstermiş olması gerekir. Oluşup özelliklerini göstermiş olması gerekir ki ben bu nedir diye sorabileyim. Yani bir şeyin neliğini sormak için onun var olmuş olması gerekir. Benim onun ne olduğunu sorabilmem için önce var olmuş olması gerekir diyor. Şimdi bir papatyanın var olduğunu yani oluşup karşımıza çıktığını düşünelim. Şimdi biz ne yapıyoruz diyor. Bizim açımızdan bilinir olanla başlıyoruz. Yani papatyanın çiçeğinin rengi, yapraklarının rengi vesaire, bitkinin kendisinin rengi, şekli, şemali bunlardan hareketle yani bizim ilk bakışta gördüğümüz veya araçlarla da olabilir görebildiğimiz şeylerden başlıyoruz. Nereye doğru gidiyoruz arkadaşlar? Bir yerde onun kendi oluşum tarihinde geriye doğru gidiyoruz. Bizim açımızdan ileri doğru gidiş demek bu. Onun açısından, bitki açısından, örneğin papatya açısından onun oluşum tarihinde geriye doğru gitmek demektir. Yani ilk oluşmaya başladığı yere gittiğimiz zaman işte biz doğa açısından yalın olan yere gitmiş oluyoruz. Çünkü potansiyel olarak var olduğu yere gitmiş oluyoruz. Bizim açımızdan ise bu son derece nedir? Karmaşıktır arkadaşlar. Doğa açısından yalın potansiyel olduğu için herhangi hiçbir özelliğini göstermediği için yalındır. Bizim açımızdan ise papatya oluşmuştur. Onun tarihinde geriye doğru gittiğimiz için bütün bir o sürecin kendisi bir bütün olarak karmaşık olduğu için ve her potansiyel olan aslında doğa açısından yalın olsa da bizim açımızdan nedir? Son derece karmaşık ve komplekstir. Çünkü onun tam olarak ne olduğunu söylememiz mümkün değil. Çünkü henüz tüm özelliklerini göstermiş değildir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada Aristoteles iki daha sonra birazcık böyle orta çağda ve bugün Sartre'dan hareketle varoluşçu hareket içerisinde ikilemci yaklaşılan bir durumun açıklamasını getiriyor. Biliyorsunuz görünüm veya görünüş özden önce gelir deniyor şeyde varoluşçu harekette. Farklı bir anlamda söylense de konu bununla ilgili arkadaşlar. Şimdi burada Aristoteles gerçekten de ne diyor? Görünüş özden önce gelir ama bir şartla epistemolojik özne açısından bir şeyin görünüşü epistemolojik bakımdan görünüşü özden önce gelir. Ama bir şeyi onun oluşum açısından baktığımız zaman bir şeye onun epistemolojik açısından değil de ona ontolojik açısından baktığımızda ise ne diyor Aristoteles burada? Öz görünüşten önce gelir diyor. Yani özün var olması gerekir ki öz ne yapsın? Tüm özelliklerini, tüm niteliklerini ne yapsın? Adım adım oluşum sürecinde ilerledikçe ne yapsın? Tüm özelliklerini, niteliklerini vesaire ne yapsın? Yavaş yavaş göstersin, ortaya koysun arkadaşlar. O halde Aristoteles burada epistemolojik süreç ile ontolojik süreç arasında ne yapıyor? Bir ayrım yapıyor arkadaşlar. Bir şeyin ne olduğunu bilmek için özne zorunlu olarak kendi açısından daha bilinir olandan başlıyor ve onun bir yerde kendi oluşum tarihinde ne yapıyor?
geriye doğru gidiyor ve en başa ulaşıyor. En başa, yani en temele, ilkeye ulaşıyor. Yani ilk olana ulaşıyor. İşte oradan hareketle ne yapıyor epistemolojik özne? O oluşmuş olan şeyin oluşum sürecini yeniden gider gibi, sanki yeniden henüz oluşuyormuş gibi yapıp o oluşum sürecini ne yapıyor arkadaşlar? Kendi zihninde tasavvur ediyor ve onu bir yerde herhangi bir biçimde belgeleyerek kavramlaştırıyor. Bir şeyin oluşum sürecinde başa gitmek, baştan hareketle oluşmuş olan şeyi bir yerde epistemolojik özne yeniden oluşuyormuş gibi ne yapıyor, nasıl oluştuğunu vesaire anlamaya çalışarak adım adım o şeyin kavramına ulaşıyor. Bunu yaptığımız zaman işte o zaman biz ne diyoruz arkadaşlar? Bir şeyin kavramına ulaştığımız zaman ona o kavramı veriyoruz. O kavram, yani kavradığımız zaman biz ona o zaman bu papatya budur diyoruz. Bu nedir dedik? Bu papatyadır demiş olduk bunu yaptığımız zaman. İşte Aristoteles burada bir yerde arkadaşlar epistemolojik süreçler ile ontolojik süreçler arasında bir ayrım yapıyor ve bilgisine ulaşmak istediğiniz her şeyin bir epistemolojik süreci var. Yani onun kavramına ulaşma süreci var. Bir de o şeyin kendisinin oluşum süreci vardır arkadaşlar. İsterseniz mesela birazcık daha böyle günlük hayattan bir örnek verelim. Hepiniz muhakkak polisiye filmler izliyorsunuzdur ya veya işte romanlar vesaire okuyorsunuzdur. Şimdi mesela bir kriminal polis diyelim bir cinayet olayıyla karşılaştığı zaman karşısında bir cinayet vardır. Ne yapar? Kriminal polis bir cinayet olayının kavramına ulaşmak için, yani ne olduğu ortada bir cinayet. Fakat bu cinayet nasıl olmuştur? Kimler tarafından gerçekleştirilmiştir? Neden gerçekleşmiştir bu? Nedenleri nelerdir? Ve adım adım hangi süreçlerden geçerek gelmiştir ve sonunda bir cinayete dönüşmüştür? İşte bir yerde kriminal polis bu cinayetin tarihinde geriye doğru, ta en başa doğru gider ve en başa doğru gittikten sonra yani bir yerde aslında ayrıştırır arkadaşlar. Ayrıştırır adım adım onları, tüm parçalarını toplamaya çalışır. Tüm parçalarını topladıktan sonra ne yapar? O oluşum sürecini yeniden ortaya koymaya çalışır. İşte o süreç yeniden oluşmuş olanı bir yerde yeniden oluşturmaya işte biz ne diyoruz? Sentez diyoruz. Yani birisi analiz ise bir şeyin oluşum tarihinde geri gitmek, adım adım geri gitmek, yani onu bir yerde sanki parçalarına ayrıştırmak, analiz etmek ise en başa, yani oluşumun en başına gelindiğinde, yani artık ayrıştıracak bir şey kalmadıysa oradan biz ne yapıyoruz? Tüm ayrıştırdığımız şeyleri, tüm bulguları kriminal polis ne yapıyor? Bütünleştirmeye çalışıyor. Başında cinayetin başlangıcı, sonunda da ne var? Cinayetin sonucu var arkadaşlar. İşte böyle bir epistemolojik sürecin, böyle bir ontolojik sürecin iç içe geçmişliği söz konusu bir şeyin bilgisine ulaşma çabamızda arkadaşlar. Birincisi bir bilimi temellendiren nedir? İkincisi ise bu epistemolojik süreçle ilgili olan şeyi iyi anlamanız, iyi kavramanız gerekiyor arkadaşlar. Birazdan sizlere hem sorularınız için varsa yorumlarınız için ne yapacağım? Söz vereceğim. İsterseniz bu birinci bölüm göreli olarak diğerlerine göre daha kısa. İsterseniz bu bölümü ne yapalım? Bitirelim.
O halde bizim açımızdan karmaşık olan doğa açısından ne oluyor? Yalın oluyor ve doğa açısından yalın olan da bizim açımızdan son derece karmaşık oluyor. Devam edelim. Zorunlu ne ki bizim için ilk anlamda açık ve seçik şeyler birleşik yapıda olanlardır. Bizim açımızdan bizim için ilk anlamda açık ve seçik şeyler birleşik yapıda olanlardır diyor. Örneğin birleşik yapıda olanlar dediği mesela papatya ile karşılaştığımız zaman onun bir sürü ne diyelim teker teker parçalarını onda oluşmuş olan parçaları görürüz arkadaşlar. Bu anlamda birleşiktir diyor. Yani kokusunu algılarız, yapraklarını görürüz vesaire vesaire. Daha sonra bunlar ayrılarak öğeler ve ilkeler biliniyor diyor. Bunlar ayrılarak derken arkadaşlar biz o birleşik olanları örneğin papatyayı sanki ayrıştırdığımız zaman onun oluşum tarihinde sürecinde sanki ayrıştırdığımız zaman yani analiz ettiğimiz zaman nereye gideriz arkadaşlar? İlk anlamda açık ve seçik şeyler birleşik yapıda oldukları için bunlar ayrılarak yani ayrıştırılarak yani analiz edilerek öğeler ve ilkeler bilinir diyor. Yani nereye gidilir? En temele gidilir. Böylelikle öğeler ve ilkeler bilinmiş olur. Yani en temelde olanın öğelerin bilinmesi neyle mümkündür? Analizle mümkündür. Yani epistemolojik öznenin arkadaşlar yapmak zorunda olduğu şey önce nedir? Analizdir. Bilgi edinme süreci ne yapıyor? Bununla başlıyor diyor. Bu size bir şey söyleyeyim ben. Bu kısacık bölüm gerçekten de birkaç cümleden oluşan kısa bir bölümdür. Ama bugüne kadar arkadaşlar tüm bilgi edinme çabamızı temellendiren bir şeydir. Öyle ki Alara Descartes'e işaret etmişti. Descartes'i tekrar analım. Descartes örneğin meditasyonlarda diyor ki bu yöntemden bir şeyin bilgisine ulaşmak için bu yöntemden başka yani bu yoldan başka bir yol yoktur diyor. Bir yerde burada Aristoteles ezeli ebedi olan bir şeyi temellendiriyor arkadaşlar. Bu yoldan başka bir şeyin daha iyi bilgisine ulaşabilirsiniz. Bir şeyin daha açık, daha seçik bilgisine ulaşabilirsiniz. Ama herkesin gitmek zorunda olduğu yol Aristoteles'in burada temellendirmeye çalıştığı nedir? Analiz ve sonra sentez yaklaşımıdır arkadaşlar. Yol bu. Herkes için gerçeği, doğruyu bilmek isteyen, gerçeği, doğruyu araştırmak isteyen herkesin gitmek zorunda olduğu yol bu yoldur arkadaşlar. Gitmek zorunda olduğu yol bu yoldur. Daha sonra bunlar yani birleşik yapılar ayrılarak, analiz edilerek öğelerine ve ilkelerine gidilir. Öğeleri, ilkeleri ancak bu şekilde ne yapılabilir, bilinebilir diyor. Bunun için kümel olanlardan tekil olanlara gitmek gerekir diyor. Kümel olanlardan tekil olanlara gitmek gerekir. Çünkü duyum açısından bütün daha bilinir bir şey tümel de bir bütündür. Nitekim tümel pek çok nesneyi parça olarak kapsar diyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi Aristoteles tümel tekil ayrımı yapıyor. Bugüne kadar kullandığımız iki kavram bunlar. Tümel tekil ayrımı yapıyor. Ne diyor? Tümel olanlardan tekil olanlara gitmek gerekir diyor. Şimdi bizim tümel dediğimiz zaman tabii ki biz genellikle onunla
bütünü hemen alırız ve genellikle de tümel dediğimiz zaman potansiyeli alırız. Ama bakın Aristoteles birleşik yapıda olana tümel diyor ve onun ilkelerine, öğelerine de tekil diyor arkadaşlar. Dikkat edin burada bizim kendimizin tikel tümel kavramlarını anlamlandırırken yapmış olduğumuz, sıkça yapmış olduğumuz bir hata söz konusu burada. Ne diyor? Bakın kendisi tümelde bir bütündür diyor. Çünkü tümel pek çok nesneyi parça olarak kapsar diyor. Bakın potansiyel olarak demiyor arkadaşlar. Parça olarak kapsar. Yani örneğin papatyanın artık çiçeği ortaya çıkmıştır. Yaprakları ortaya çıkmıştır. Rengi ortaya çıkmıştır. Ve tabii ki kokusu, şekli, şemali artık bilinmektedir. Tümel arkadaşlar budur. O halde biz bundan hareket ediyoruz. Tikele doğru ne yapıyoruz? Gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Tümel olanlardan başlıyoruz. Tekil olanlara gitmek gerekir diyoruz. Duyum açısından yani algı açısından bütün daha bilinir bir şeydir. Yani algı o zaman zorunlu olarak algı bütünle başlar demek istiyor arkadaşlar. Fakat o algı sonra ne yapılır? Algı bütünle başlar ama bütün ayrıştırılır. Algı organlarımıza bakın. Papatyayı düşünün şimdi. Örneğin kulağımız veya gözümüz diyelim bir bütün olarak papatyayı önünde gören gözümüz örneğin papatyayı koklayamaz. Papatyanın kokusunu alamaz. Papatya ses çıkarıyor olsaydı papatyanın sesini gözümüz duyamaz arkadaşlar veya burnumuz ne yapamaz? Sesi duyamaz. O halde algı bütünle başlar, tümelle başlar ama algı organlarımız ne yapar? O bilgileri teker teker verileri algı organlarımız ne yapıyor? Ayrıştırıyor. Kimisi kokluyor, ne diyelim burnumuz kokluyor, kulağımız duyuyor, gözümüz görüyor. Dokumuz ise ne yapıyor? Ona dokunuyor, onun yumuşaklığını, sertliğini artık mesela ıslak olup olmadığını, pütür müdür, düz müdür vesaire yüzeyinin dikenli midir, değil midir? Bakın bunların hepsini ayrı ayrı organlarımız algılıyor arkadaşlar. O halde duyum yani algı bütün ile başlar diyor. Ve tabii ki o ayrılarak öğelere doğru gidiş ise zorunlu olarak nedir? Analitiktir arkadaşlar. O halde insanın algı aparatı, algı düzeneği böyle çalışıyor arkadaşlar. Nitekim tümel pek çok nesneyi parça olarak kapsar diyor. Bu anlamda tümelden bahsedilen şey tabii ki oluşmuş olarak kapsar. Potansiyel olarak değil, ona dikkat edin. Atlardan kavrama gidiş de aynı bu biçimde söz konusu olur. Çünkü atlar bir bütünü belirsizce imler. Söz gelişi çember diyor arkadaşlar. Söz gelişi çember diyor. Çember belki Aristoteles'in döneminde kolay olabilir ama biz bugün çember dediğimiz zaman herhalde sadece geometrik çember aklımıza geliyor. Yani kağıt üzerinde çizdiğimiz çember aklımıza geliyor. Ama çemberlerle de bir zamanlar yani örneğin ağaçtan veya demirden çember yapılıp oynanırdı. Yani tikel bir çember söz konusu olabilirdi. Siz ırmak deyin, herhangi bir ırmak deyin arkadaşlar. Mesela diyelim ki hayatınızda insanlığın gelişim tarihi açısından düşünün. Hayatımızda ilk defa bir ırmakla karşılaştık ve ona bir ad verdik.
ırmak dedik mesela. Sonra ama hayatımızda ikinci bir ırmakla karşılaştık. Birisi diyelim ki ne habitatın yerleşim alanının üst tarafında olsun, birisi alt tarafında olsun. Alt tarafındaki karşılaştığımız ilk ırmağa biz ırmak demiştik. Şimdi ya karşılaştığımız ikinci ırmağa biz ne deriz? Alt taraftakine ırmak dediysek, şimdi karşımızda iki tane ırmak var. İkisine birden ırmak dediğimiz zaman ve birisine ben ırmağın yanındayım, gelir misin dediğimiz zaman ona mesela ne yapmamız gerekiyor? Hangi ırmağı kastettiğimizi söylememiz gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi ikinci ırmakla karşılaştığımız zaman artık ikinciye ırmak demiyoruz. Ne gerekiyor? Burada bir tamamlayıcı olarak sıfat gerekiyor. Büyük ırmak, küçük ırmak bilmiyorum artık. Mesela pekala birisine Dicle ve Fırat da diyebiliriz daha sonradan yapıldığı gibi. Yukarıdaki ırmak, aşağıdaki ırmak gibisinden. Önce vermiş olduğumuz isim ırmak, daha sonra neye dönüşüyor? Irmağımız iki tane olduğu için ve artık aşağıdaki ve yukarıdaki ırmak olarak birbirlerinden ayrıldıkları için ırmak ne oluyor? İkisini kapsayan genel kavrama dönüşüyor arkadaşlar. Birisine bir tane olduğu zaman ona vermiş olduğumuz şeye biz at diyoruz. Ama at ikisini kapsamı iki aynı şeyden ikisini kapsadığı zaman ikisi birbirinden sıfat yoluyla ayrıldığı zaman uzun, kısa, yukarıdaki, aşağıdaki, ince, geniş gibi veya renklerle de olabilir mesela kırmızı, sarı gibisinden, sarı saçlı, kırmızı saçlı gibisinden mesela ayrıştırdığımız zaman yani başta at tek bir şeyi kapsıyor. Daha sonra fakat o vermiş olduğumuz adın altında iki şeyi kapsadığımız zaman at kavrama dönüşüyor arkadaşlar. Çünkü artık o iki şeyin birbiriyle ilişkilendirilmesi özü itibariyle oluyor. Birbiriyle öz itibariyle ilişkilenen şeylerin adlarına da biz ne diyoruz? Kavram diyoruz. Mesela bir kadının ve bir erkeğin diyelim insan kavramıyla aynı kavram altında toplanması gibi biz insan dediğimiz zaman hem kadını hem erkeği kastederiz ve bunu yaptığımız zaman kadına ve erkeğe aynı zamanda insan dediğimiz zaman da onları ne yaparız? Birbirleriyle ne yaparız arkadaşlar? Özsel olarak ilişkilendiririz. Yani her ikisinin de kendisinde taşımış olduğu, kendisinin taşıyıcısı olduğu içerik üzerinden ne yapmış oluruz? İlişkilendirilmiş oluruz. Bakın orada bir örnek veriyor Aristoteles. Bebeklerle ilgili son cümle arkadaşlar. Bebekler de ilkin bütün erkeklere baba, bütün kadınlara da ana derler. Sonradan onların anaları ne olur? Sonradan onları ayırırlar. Yani tikele doğru giderler. Önce genel bir baba kavramıyla çalışır. Baba kavramı yani bütün erkekleri kapsar. Ana kavramı bütün kadınları kapsar. Ama daha sonra bilinci geliştikçe baba kavramının zorunlu olarak bir kişi olabileceğini anlamaya başladıkça, deneyimledikçe sadece bir kadına ana der, bir erkeğe baba der. Bakın orada da bebekler de aslında nasıl ne yapıyorlar? Tikelden tümele gidiyorlar diyor. Bu Aristoteles'in burada bebek örneğini vermesi son derece ilginç arkadaşlar. Çok ilginç bir şekilde insanın yaşı ilerledikçe bu konularda yani algı konusunda yani aslında bilinçlendikçe, bilgilendikçe insan özgürleşir. Özgürleştikçe hata yapma olanağı ne oluyor? Yani zorunluluk özgürlükle birleştiğinde insanın hata yapma olasılığı da ne yapmış oluyor? Artmış oluyor arkadaşlar. Evet,
Bu ilk bölüme ilişkin arkadaşlar gördüğünüz gibi son derece kompleks, karmaşık, yoğun bir metin. Çok kısa bir metin olmasının tek bir paragraftan oluşan bir bölüm ama gördüğünüz gibi arkadaşlar bugüne kadar bilim dünyasını belirleyen bir bakış açısı var. Bugüne kadar bizim bilgi edinme çabamızı, ontolojik süreçleri, epistemolojik süreçleri beraber düşünmemiz gerektiğini ve bunun hangi bakımdan beraber düşünülmesi gerektiğini belirleyen, tanımlayan bir yaklaşım söz konusu ve aynı zamanda bu bağlamda söz konusu olan, zorunlu olarak söz konusu olan tümel tikel kavramlarının da birbirleriyle nasıl ilişkilendirilmesi gerektiğini bize ne yapıyor gösteriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kavram dediğimiz zaman kavram epistemolojik bir olgu da olsa, bir görünüm de olsa aynı zamanda gördüğünüz gibi kavram ontolojik süreçlerin içinden çıkıp gelen bir şey. Bu halde kavram bir şeyin kendisinden kazanılıyor. Bizim zihnimiz tarafından basit bir şekilde ona ne yapılmıyor? Atfedilmiyor arkadaşlar. Evet, bu birinci bölüme ilişkin sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Lütfen buyurun, çekinmeden sorularınızı sorun, açıklamamı istediğiniz şeyleri yazın lütfen veya mikrofonunuzu açıp söyleyebilirsiniz. Hepiniz için anlaşılır mı arkadaşlar? Yoksa bu açıklamaların ışığında teşekkür ederim geri bildirim için. Bu yapmış olduğum açıklamaların ışığında tekrar okuyup üzerine düşünmek mi istersiniz? Tabii onunla yapabilirsiniz. Bu açıklamaların ışığında bu bölümü tekrar okursanız göreceksiniz. Her şey çok daha anlaşılır olacaktır. İlk bakışta belki, ilk okumanızda belki bu kadar anlaşılır değildi. Adara'nın bir yorumu var burada. Dün 17. yüzyıl dersinde Descartes'in analiz sentez yöntemini kullandığını söylemiştik ve Aristoteles'in tüm dengelim ve tümevarım yöntemini kullandığını söylemiştik. Bunu açıklayabilir misiniz biraz daha hocam lütfen? Evet. Şimdi arkadaşlar Aristoteles aslında tümel olandan başlayıp dikel olana doğru gidiş ile kastettiği şey analiz ve sentez bakımından aslında birazcık benzer şeyler arkadaşlar. Şimdi biz mesela bir bebek tüm erkeklere baba diyor. Bebeğin kavramı yani bebek baba dediği zaman onun kullanmış olduğu kavram tüm erkekleri kapsıyor. Tüm erkekleri kapsıyor. Fakat daha sonra ne yapıyor bebek yani babasının bilgisine ulaşmak için ne yapıyor? O tikel babaya doğru hareket ediyor ve sonunda tikel babaya ulaşmış oluyor. Fakat şöyle bir şey var. Babalık kavramının ne anlama geldiğini, baba olmanın ne anlama geldiğini, yani babalığın kavramına ulaşmak için aslında bir yerde ne yapmamız gerekiyor? Tikel babaya ulaştıktan sonra yani bir yerde babalığı öğesine ayırdıktan sonra ne yapmamız gerekiyor? Bütün babaların yani onları baba yapan öğelerin özellikleri neyse onların hepsini bir yerde biz bir süreç olarak yeniden tasarlamamız gerekiyor. Yani ortaya koymamız gerekiyor. Papatya'yla düşünün. Papatya'nın ne diyelim karşımızda diyelim ki ne
beyaz bir papatya olsun veya sarı, mavi artık hangi renkteyse bir papatya olsun ve oluşmuş olan bir papatya var karşımızda diyelim. İlk defa bir papatya ile karşılaşıyoruz. Şimdi bizim onun oluşum sürecine gitmemiz demek, zihnimizde onun oluşum sürecini geriye doğru takip etmek demek, onu kendi yapı teker teker unsurlarına ayırmak demektir. Yani işte yaprakları, çiçeği, neyse bitkinin bedeni, bitkinin yaprakları ta köküne doğru, yani oraya ilk ne diyelim papatya bitkisinin ekilişine kadar olan şeye kadar gitmemiz gerekiyor. O bitkinin oluştuğu temele gitmemiz gerekiyor. Şimdi gittik diyelim. Bütün bu süreci geriye doğru takip ettik. Önce şu oluşmuş, sonra şu oluşmuş gibisinden onları zihnimizde bir düzene soktuktan sonra ne yapıyoruz biz? Bu oluşum sürecini bir yerde zihnimizde yeniden tasarlıyoruz. Sanki o şey yeni baştan oluyormuş gibi zihnimizde yeniden tasarlıyoruz ve tasarladığımız şey neye doğru gidiyor? Papatya'nın oluşumuna doğru gidiyor, yani sonucuna doğru gidiyor. Bu bakımdan sentez süreci kurucu süreçtir arkadaşlar. Analiz süreci ise burada Aristoteles ayrılarak öğelere ve ilkeler bilinir diyor. Yani sentez süreci kurucu, yapıcı süreç için analiz süreci ayrıştırma, çözümleme sürecidir. Bir bakıma yıkıcı süreçtir. Var olan bütünlüğün ayrıştırılması, yıkılması arkadaşlar. Bir evi düşünün. Evin en temeline doğru ne yapıyoruz? Biz mesela karşımızda yapılmış bir ev varsa bütün olarak, tüm olarak varsa ev, ne yapıyoruz biz onu? Teker teker yapı taşlarını ne yapıyoruz? Ayrıştırıyoruz en temele, yani binanın yapıldığı yere gidiyoruz. Burası binanın temelidir diyoruz. Mesela ondan sonra bir o binanın adım adım nasıl yapıldığını zihnimizde ne yapıyoruz? Tasarlıyoruz ve teker teker o atılan, o bina yapılırken teker teker üst üste konulan adımları ne yapıyoruz? Zihnimizde tasarlıyoruz ve zihnimizde sonradan ne oluşmuş oluyor? Yapılmış olan bina oluşmuş oluyor arkadaşlar. Yani o zaman o binanın biz neyine ulaşmış oluyoruz veya evin neyine ulaşmış oluyoruz? Evin kavramına ulaşmış oluyoruz. Yani baştan sona çatıya doğru nasıl yapıldığını ne yapmış oluyoruz? Zihnimizde yeniden kurgulamış oluyoruz. İşte o zaman o evin kavramına veya genel olarak ev yapmanın kavramına ne yapmış oluyoruz? Ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. Umarım ara ara bu ek bilgiler senin için açıklayıcı olmuştur. Biraz okuyun felsefe sözlüklerini, özellikle mesela Ahmet Cevizci'nin, Afşar Timuçin'in felsefe sözlükleri var. Analiz ve sentez kavramlarına bakın arkadaşlar, birazcık konuyu araştırın, kavramları üzerine gidin. Aristoteles'in burada yapmak istediği şeyin tam olarak ne olduğu da ne olur anlaşılmış olur. Evet. Şimdi eğer başka sorunuz yoksa arkadaşlar, ikinci fizik kitabının birinci kitabının ikinci bölümüne ne yapabiliriz? Geçebiliriz. Burada Aristoteles yukarıda ne demişti? İlk olarak ilkeler üzerine belirleme yapmaya çalışmak gerekir demişti. Yani doğa biliminin doğa bilimi olarak temellendirilmesi için doğa biliminin ilkeleri üzerine düşünmemiz gerekir demişti. Şimdi bunu işte arkadaşlar ayrıntılı bir şekilde ne yapıyor? Aristoteles bu ikinci bölümde yapıyor ve bize antik çağa ilişkin, bugün bizde Sokrates öncesi filozoflar dediğimiz filozoflara ilişkin
Burada ayrıntılı bir bilgi veriyor. Genellikle fragmanlarına sahip olduğumuz filozoflar hakkındaki ayrıntılı, bugünkü sahip olduğumuz ayrıntılı bilgilerin ilk kaynağı Aristoteles'in eserleridir arkadaşlar. Bu şeyde. Evet, şimdi bakalım o zaman. Yani bir bakıma Aristoteles aslında ilk büyük felsefe tarihçisi de diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi o zaman ikinci bölümümüzü okumaya başlıyorum arkadaşlar. Birinci cümlesine bakalım. Şu da zorunlu. İlke ya birdir ya çok. İlke ya birdir ya çok. Bir ise ya Parmenides ile Melisos'un dediği gibi devinimsizdir. Ya da ilk ilkenin hava su olduğunu söyleyen doğa felsefecilerinin ileri sürdüğü gibi evingendir. Yani nedir? Dinamiktir arkadaşlar. Devinimsizdir veya devingendir diyor. Şimdi o zaman burada Aristoteles bize felsefe tarihinde kendisinden önceki felsefe tarihinde ilke söz konusu olduğunda iki farklı okulun oluştuğundan bahsediyor. Bunlardan bir tanesi bu bağlamda Parmenides ve Melissos'un ismiyle karşılaşıyoruz. Onlar ilke birdir demişler ve bu bakımdan da devinimsizdir demişler. Veya işte ilke hava sudan oluşuyor diyenler, biliyorsunuz hava su ateş vesaire devam ediyor orada. Dört unsur var. Onları da doğa felsefeciler diyor. Bakın arkadaşlar, onlara da Aristoteles doğa felsefecileri diyor. Ve onların da doğa konseptinin evingen olduğunu ne yapmış oluyor? Söylemiş oluyor. Şimdi ben size bu ilk cümlede söz konusu olan okulların ismini soracağım. Nedir arkadaşlar bu okulların ismini biliyor musunuz? Parmenides hangi okuldan geliyor? Veya ilk Havva su diyenler, suyu kimin dediğini biliyorsunuz. Thales vesaire. Anaximenes var burada. Bu birinci ve ikinci okulun isimlerini bilen var mı arkadaşlar? Hangi okullar kastediliyor burada? Antik çağın hangi okulları kastediliyor? Çok teşekkür ederim. Evet, Miletos okulu ve Elea okulu söz konusu burada. Evet, çok teşekkür ederim. Elea okulu Parmenides'in ve Melisios'un içinden geldiği okul arkadaşlar. Onlar o zaman ilke tektir veya birdir demişler ve devinimsizdir, yani hareketsizdir demişler. Ve tabii ki Thales'in kurucusu olduğu Milet okulu veya Miletos okulu ise ilke birden fazladır demişler ve devingendir. Yani o zaman ilkeyi, yani doğayı en temelinden itibaren, yani aslında bütün bir evreni en temelinden itibaren sürekli hareket halinde olarak ne yapmışlar? Tasarlamışlar. Bu karşıtlık arkadaşlar, Elia okulu ve Miletus okulu, tabii ki doğal olarak Atina'ya da yansıyor ve bakalım Aristoteles bu karşıtlığı kendisi nasıl çözecek ve nasıl giderecek. Çoksa, yani ilke çoksa ya sınırlı ya sınırsız, sınırlıysa ve birden çoksa ya ikidir ya üçtür ya da dörttür diyor. Yani bunların hepsi var arkadaşlar. Antik çağda bunların hepsi var. Yani ilkeyi iki öğeden, üç öğeden, dört öğeden
yerden oluşturanlar da var. Ve dolayısıyla sınırsız sayıda diyenler de var. Yani ilke, temel yapı taşı, sınırsız sayıda, sonsuz sayıda bir yerde sınırsız sayıda öğeden oluşuyor diyenler de var. Demokritos, Adebralı Demokritos ne diyor? İlke sınırsızdır. Yani atomcu arkadaşlar Demokritos. İlke yani öğe, doğanın öğesi, temel yapı taşları sınırsız sayıdadır. Bunların hepsi atomdur. Atomlar birbirlerinden biçim ve türce ayrılırlar. Fakat hepsi aynı cinstendir diyor. O halde bakın Miletos okulu içinde veya Miletos geleneğinde ne var? İki farklı eğilim var. Bazıları ilkeyi sınırlı sayıda alıyorlar. 2, 3 veya 4 öğeden oluşur diyorlar. Bazıları ise Demokritos gibi sınırsız sayıda alıyorlar. Ama onlar da aynı cinstendir diyorlar. Bakın arkadaşlar, Demokritos sınırsız sayıda atomu kabul ediyor. Onlar aynı cinstendir veya tek bir cinstendir. Sınırsızlık nereden kaynaklanıyor? Sınırsızlık biçim ve tür bakımından sınırsız oluyor. O zaman tek bir cinsten meydana geliyorlar diyor. Yani o zaman gördüğünüz gibi burada ne var? Demokritos'ta monizmle yani teklik ile çokluğun birleştirme birlikte düşünülme çabası var arkadaşlar. Ve zaten aslında yukarıda tekil tümel bağlamında yapmış olduğu açıklamalar da tam da bununla ilgili. Doğa tekil midir? Yani sadece monist bir yapıya mı sahiptir? Yoksa aynı zamanda çoğul mudur? Yani kendinde farklılıklar, ayrılıklar da kapsıyor mu? Eğer hem tekil hem çoğul yani tümel ve tekil özellikleri aynı zamanda gösteriyorsa doğa bunlar arasındaki yani çoğul veya tikeller arasındaki ilişkiyi nasıl alacağız? Yani bunlar cins bakımından birbirleriyle hiçbir ilişkileri yok mu? Yoksa hepsi örneğin işte bizim günlük hayatımızda bazen duyarız. Herkes tek anadan geldi gibi bir söz söylenir. Doğada olan her şey tek bir cinsten mi geliyor? Tek bir cinsten mi geliyor? Eğer tek bir cinsten geliyorsa var olan farklar ne ile ilgilidir? Biçim ve tür bakımından birbirlerinden farklıdırlar. Tek bir cinsten gelmelerine karşın diyor. O halde gördüğünüz gibi Miletos okulunu genel olarak antik çağ felsefesinde doğaya ilişkin iki farklı okul arasında bir ayrım yapıldıktan sonra teklik, çokluk, devinimlilik ve devinimsizlik bağlamında şimdi Miletos okulu içerisinde de bir ayrım yapılıyor. Orada da iki farklı eğilimin ortaya çıktığı ne yapılıyor? Belirtilmiş oluyor arkadaşlar. Bu bağlamda Demokritos'un ismi anılıyor. Diğerlerini biliyorsunuz şeyde Miletos okulu geleneğinde farklı yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Yani ilke birden çoktur fakat sınırlıdır diyenler. Şimdi bakalım var olanların niceliğini araştıranlar da aynı biçimde inceliyorlar. Var olanların niceliğini, niteliğini değil, niceliğini araştıranlar da aynı biçimde inceliyorlar. Nitekim var olanların çıktığı ilk nedenlerin bir mi çok mu olduğunu, yoksa sınırlı mı sınırsız mı olduğunu inceliyorlar. Dolayısıyla inceledikleri ilkenin ve
temel öğenin bir mi yoksa çok mu olduğu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o zaman sonunda aslında var olanlar ister nicelik bakımından incelensin, isterse nitelik bakımından incelensin. Hepsinin gelmiş olduğu, gelip dayanmış olduğu soru nedir? İlkenin ve temel öğenin bir mi yoksa çok mu olduğu sorusudur. Bu soruya göre Miletos Okulu içerisinde de farklı eğilimler ortaya çıkmıştır. Gördüğünüz gibi burada harika bir, yine bir paragrafta kocaman bir Sokrates öncesi felsefenin doğa felsefesi bağlamında, doğa bilim bağlamında Aristoteles bize neyini verdi arkadaşlar? Bir yerde kısa bir tarihini vermiş oldu. Şimdi Hasret, ben bu ikinci cümleyi kendim okuma yaparken de tam anlayamadım. Biraz açar mısınız diyorsunuz. Tamam, açıklandıysa senin için o zaman devam edebilirim. İkinci cümle, evet, bu Demokritos'la ilgili olan cümleydi anlaşılan. O şimdi anlaşılmış oldu. O halde bir sonraki paragrafa geçebilirim arkadaşlar. Bir sonraki paragrafımız biraz uzun. Ama adım adım yürüyeceğiz. Başka çaremiz yoktur. Şimdi var olanın bir ve devrimsiz olup olmadığını araştırmak doğa üzerine bir araştırma değil diyor arkadaşlar. Şimdi bu cümleyi tabii ki anlamak gerekiyor. Neden Aristoteles böyle başlıyor? Nasıl bir geometricinin ilkelerini çürüten birine bir diyeceği olmazsa, bu ya bir başka bilime ya da genel bir bilime düşerse, doğanın ilkeleri konusunda araştırma yapan biri için de bu böyle. Çünkü yalnızca bir varsa ve böyle ise artık bir ilke, bir başlangıç yok demek. Ondan sonraki cümleyi de alalım arkadaşlar. Nitekim ilke bir şeyin ya da bazı şeylerin ilkesidir. Şimdi burayı iyi anlamak gerekiyor. Diyor ki Aristoteles, var olanın bir ve devrimsiz olup olmadığını araştırmak doğa üzerine bir araştırma değildir diyor. Çünkü biraz aşağıda okursanız göreceksiniz. Doğanın, yani var olanların birden fazla olduğunu ve aynı zamanda sürekli devinim halinde olduğunu biz basit bir şekilde etrafımıza bakınca ne yapıyoruz? Görüyoruz. Bakın biraz aşağıda şöyle diyor. Doğal nesneler ya da bazı doğal nesneler devingendir diyor. Sadece gözümüzle etrafımıza baktığımız zaman her şeyin hareket halinde olduğunu zaten görüyoruz. Ve etrafımızda da çok çok farklı şeyler görüyoruz. Yani var olanın bir ve devinimsiz olmadığını basit bir şekilde gözümüzle görebiliyoruz. Buna rağmen ama Parmenides, özellikle de Melissos bunu söylüyorsa diyor Aristoteles, onlar aslında bakın ne diyor arkadaşlar, sırf laf olsun diye bunu yapıyorlar diyor. Bunun adına da bir isim veriyor. O antikler eristik diyorlar buna arkadaşlar. Bakın aynı paragrafın içerisinde eristik diyor. Eristik bir çeşit ne diyelim diyalektik düşünme yöntemidir. Ve bir yerde bir tartışma sanatıdır arkadaşlar. Eristik olarak tartışma sanatı olarak şöyle diyelim
karşıtınızın üstüne çıkma tekniğidir. Yani ne yaparsan yap, ne edersen et, karşıdakinin laf olarak üzerine çık. Yani diğerini bir yerde ilkesiz, kuralsız bir şekilde diyelim, alt etme tekniğidir eristik. Laf kalabalığı yaparaktan veya başka tekniklerle olabilir. Eristiğin amacı doğruyu, gerçeği ortaya çıkarmak değil, eristiğin amacı karşıdakini alt etmektir. Diyalektik ise bundan farklı olarak, eristik bir yerde diyalektik sanatının kötüye kullanımı anlamına geliyor. Diyalektik ise arkadaşlar karşılıklı tartarak beraber doğru ve gerçek neyse ona ulaşma sanatıdır. Bu ikisi bazen birbirine karıştırılır. Eristik ve diyalektik kavramlarını bu bakımdan birbirlerinden ne yapmak gerekiyor? Ayırmak gerekiyor. Eristik kavramını bu ikinci bölümde gören oldu mu arkadaşlar? Okuyup gören oldu mu? Eristik. Evet. Kavram bu arkadaşlar. Artık ne anlama geldiğini Hocam gördük okuyun. biliyorsunuz. Tüm araç ve gereçlere, yani her şey mübah bir anlamda, tüm araç ve gereçlere başvuraraktan karşıdakini alt etme sanatı veya tekniğidir. Diyalektik ise beraber karşılıklı tartaraktan doğru ve gerçek neyse ortaya çıkarmaktır. Diyalektikte bazen birisi, bazen başka diğeri pekala argümanlarıyla altta kalabilir ama amaç orada karşılıklı amaç orada en doğruyu bulmaktır. Bu bakımdan amaç diğerini alt etmek değil, karşılıklı tartaraktan, karşılıklı birbirimizin hatasını düzelterekten, noksanını tamamlayaraktan ortak bir şekilde beraber doğruya, gerçeğe doğru gitmek anlamına geliyor arkadaşlar. Bu ikisini birbirinden ayırmak gerekiyor. Aristoteles burada çok ağır konuşuyor fark ediyorsanız. Sadece basit bir şekilde etrafımıza baktığımız zaman, yani pür gözümüzle baktığımız zaman gözlüyoruz ki her şey hareket halindedir. Bugün açmış olan çiçek yarın solmuş oluyor veya bugün tomurcuk olan çiçek yarın açmış oluyor vesaire, bugün canlı olan yarın ölmüş oluyor vesaire vesaire. Yani pekala, etrafımıza pür gözümüzle baktığımız zaman her şeyin sürekli hareket halinde olduğunu görüyoruz ve etrafımızda tek bir şey yoktur. Neler var etrafımızda baktığımız zaman? Sayısız var olanlar var. Yani var olanlar, o halde var olanın tektir diyemeyiz diyor Aristoteles. Şimdi burada arkadaşlar bir cümleye açıklık getirmemiz gerekiyor. Bu da şu. Bakın, daha sonra Aristoteles bununla hareketle bir öneride bulunacak. Nitekim ilke bir şeyin ya da bazı şeylerin ilkesidir. İlke arkadaşlar aynı zamanda başlangıç anlamına geliyor. Aristoteles'te ilke başlangıç anlamına geliyor. Ve başlangıç hep bir şeyin başlangıcıdır. Yani eğer ilke diyelim ki potansiyel olan ise, potansiyel olan bir şeyin potansiyel olanıdır. Yani bir şeyin diyelim ki ne öz, hadi Anaximandros'un Aperon'unu alın. Ne diyordu Aperon için Anaximandros? Şekilsiz şekli yoktur diyordu. Yani şekli şemali yoktur ve sonsuzdur diyordu. Yani sonu yoktur diyordu. Ama bir şey olduğu zaman arkadaşlar, yani ilke, yani diyelim ki ne Aperon, bir şey olduğu zaman o bir şey ne kazanır arkadaşlar? Bir sınır kazanır. Yani bir şey bir şey olur arkadaşlar. Bir sınır kazanır. Yani o bir nitelik üzerinden bir şey olur. Biz bir şey dediğimiz zaman, bakın bir diyorum,
bir şey varsa diyor Epikuros, bir şey varsa o bir şeyin yanında ikinci şey de vardır. Çünkü bir şey demek sınır demek, sınırın ötesinde başka bir sınırlı olanın var olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla ilke bir şeyin ilkesi ise yani başlangıç, bir şeyin başlangıcı ise ilke bir şey olacak demektir. İlkenin bir şey olması demek arkadaşlar orada en az aslında iki şeyin varlığına hitap eder veya tekabül eder. O halde bir şeyin bir şey olması demek arkadaşlar onun birden fazla örneğin papatya örneğinde diyelim renkler var, bitkiler var, çiçek var, koku var. Bir şey demek birden fazla demektir. O halde ilke bir şeyin ya da bazı şeylerin ilkesidir. Diyorsa Aristoteles ilke zorunlu olarak ne yapıyor? Kendisi tek bile olsa ne yapıyor? Çokluğu meydana getiriyor. Kendisinden çokluğu vücuda getiriyor. Bir şeyi vücuda getirirken tek olan ilke, bir şeyi vücuda getirirken tek olan ilke, yani bir şeyi var ederken tek olan ilke, kendisinden var ederken onu ne yapıyor? Çokluk olarak var ediyor arkadaşlar. Yani birden çok parçası var, birden çok tanesi var, niteliği var. Yoksa onun bir şey olması mümkün değil. Şekilsiz şey, bir şey sadece tek bir şeyse yani bir şey değilse bir yerde tek ise o zaman zaten onun ne şekli şemali olur, ne bir özelliği olur, ne bir tadı, ne bir kokusu olur arkadaşlar. Rengi de olmaz diyebiliriz. O halde bakalım Aristoteles bu belirlemesinden nasıl bir sonuç çıkaracak? Evet, şimdi bazı şeylerin ilkesidir. Birin böyle olup olmadığını araştırmak sırf laf olsun diye ileri sürülen bir başka savla ilgili tartışma yapmakla ya da Melisos'la Parmenides'in her ikisinin de sav olarak kullandıkları eristik bir savı çözümlemek aynı şey. O halde bir yerde var olan bir ve devinimsizdir üzerine aslında doğa bilimi açısından düşünmek ve tartışmak çok fazla bir anlam ifade etmiyor diyor. Daha sonra kendisi bir sonraki paragrafın sonunda buna rağmen Melisos ve Parmenides doğa üzerine bu iddialarıyla teklik ve devinimsizlik iddialarıyla doğa üzerine konuştukları için yine de bunların argümanı üzerine gitmek gerekir. Bunların argümanları üzerine biraz düşünmek gerekir diyor. Ama pür gözümüzle etrafımıza baktığımız zaman aslında onların yaklaşımının çürümüş olduğunu, kendiliğinden çürütüldüğünü ne yapıyor? Görüyoruz diyor. Kendisi bakın arkadaşlar yukarıda söylenenlerle beraber düşünün şöyle diyor. Bizim temel kabulümüz ise şu. Aristoteles kendisi için söylüyor bunu. Bizim temel kabulümüz ise şu. Ya tüm doğal nesneler ya da bazı doğal nesneler devingendir. Bu tek tek nesnelere bakınca açık. Bakın bu tek tek nesnelere bakınca açık. O halde doğal nesneler ya tüm doğal nesneler yani tüm var olanlar ne varsa evrende her şey nedir? Her şey veya bazıları diyelim nedir? Devingendir. Bu cümlesinde arkadaşlar daha sonra Aristoteles'in kullanacağı hareket etmeden hareket ettiren kavramı da saklı. Yani bir şey hareket etmiyor ama hareket ettiriyor anlamında. Hareket etmeden hareket ettirenin kendisi hareket etmese de diğerlerini hareket ettirdiği için bazı doğal nesneler devingendir diye şimdiden burada bir ön açıklamada bulunuyor. Bu tek tek nesnelere bakınca açık. Öte yandan her şeyi açıklamak da gerekmiyor. Her şeyi açıklamak da gerekmiyor. Filozof olarak bizim her şeyi zaten teker teker açıklamamız, var olan her bir şeyi teker teker
açıklamamız mümkün değil. Bu tümel her zaman için açık tümeldir, unutmayalım. Yalnızca ilkelere dayandığı öne sürülen yanlış sonuçları göstermeli, böyle olmayanlar üzerinde durmamalı diyor arkadaşlar. Bakın burada yine Aristoteles, daha sonra ünlenecek olan dünkü 17. yüzyılda felsefe dersinde de Descartes bağlamında da benzer bir akıl yürütme vardı. Bakın ne diyor Aristoteles? Doğru bilgiye ulaşmak için ve doğrunun içerisinde yanlışlar varsa o zaman ne yapmak gerekiyor? Öne sürülen yanlış sonuçları göstermeli. Yani yanlışları sonuçlarına bakaraktan, örneğin akıl yürütmenin sonuçlarına bakaraktan ne yapmalı, göstermeli diyor. Mesela papatya sürecini siz papatyanın oluşum süreci olarak anlatıyorsanız ama sonunda ortaya papatya değil de bilmiyorum gül çıkıyorsa o zaman o süreç sonuç bakımından nedir? Yanlıştır. O halde sürecin kendisi ta baştan itibaren ne yapılmıştır? Yanlış düşünülmüştür. Yani siz papatyanın oluşumunu açıklamak istiyorsanız süreci olarak sonucunda papatyanın çıkması gerekir ortaya. O zaman orada sürecin doğru kurgulanması söz konusudur. Eğer sonuç papatyaya değil de güle gidiyorsa o zaman siz yanlış bir süreç kurgulamışsınız demektir diyor. Yalnızca ilkelere dayandığı öne sürülen yanlış sonuçları göstermeli. Yani ilke dediğimiz şey temelde olandan hareketle kurulan süreci sonucu bakımından değerlendirip doğru mu yanlış mı olduğunu göstermeliyiz diyor. Bakın yanlış burada yanlışlanmıyor arkadaşlar veya doğru yanlışlanmıyor. Bugün 20. yüzyılda Popper ismiyle ünlenen yanlışlama yöntemi var. Bu Aristoteles açısından yanlışlama yöntemi bilgiye götüren bir yöntem değil. Aristoteles bakın ne diyor? Yanlış öne sürülen yanlış sonuçları bakımından gösterilmeli. Böyle olmayanlar üzerinde yani yanlış olmayanlar üzerinde durulmamalı çünkü onlar zaten nedir? Doğrudur diyor. Bu bakımdan bakın yanlış doğrulanıyor arkadaşlar. Doğru yanlışlanmıyor. 20. yüzyılda bilgiye ulaşmak için doğrunun yanlışlanabilir olması ilkesi ileri sürüldü ki buradan bir şey çıkmıyor. Tam tersine yanlışın doğrulanması gerekiyor. Yani hedefin o zaman epistemolojinin hedefinin doğrulayarak doğru bilgiye gitmektir. Yani yanlışları doğrunun içerisinden ayrıştıraraktan doğru bilgiyi bir bütün olarak açık seçik bir şekilde doğru olarak kurmak gerekiyor. O zaman amaç veya yol arkadaşlar doğru bilgiye giden yol doğrulamaktır. Yanlışın doğrulanmasıdır. Doğrunun yanlışlanması değil Aristoteles'e göre. Bu son derece önemli arkadaşlar. Evet. Ne diyor? Sonuçları gösterilmeli. Böyle olmayanlar üzerinde durulmamalı diyor. Söz gelişi dörtgen bir çember savını ayrıntılarıyla çürütmek bir geometricinin işi ama diyor bakın bir geometricinin işi ama antifonun savını çürütmek için uğraşmamalı bir geometrici diyor. Yani bir geometrici kendi alanının işini yapmalı. Dörtgen bir çemberdir savını çürütmek geometricinin işidir diyor. Örneğin ne diyelim bir sosyoloğun işi değildir demeye getiriyor. Şimdi buradaki antifon ismiyle arkadaşlar açıklık getirmek gerekiyor. Antifon bakın orada bir dipnot var. Baktıysanız göreceksiniz bir dipnotu var. O bir dipnotu arkadaşlar
Ben de sayfa 53'e gönderme yapıyor. Sayfa 53'te Antifon'un ismi geçiyor tekrar sayfa 53'te. Veya şimdi burada bu metinlerin sayfa sayısına göre sayfa sayısına ilişkin bir açıklama yapmak gerekiyor. Antifon'un ismi nerede geçiyor arkadaşlar? Sayfa 53'te. Yani ikinci kitabın birinci bölümünün ikinci kitabın birinci bölümünün ikinci paragrafında geçiyor. Birinci paragraf oldukça uzun bir paragraf. Şimdi burada birazcık duralım ve ben size bu antik çağ metinlerinin nasıl sayfalarının nasıl numaralandırıldığını açıklamam gerekiyor. Böylece ben buradan bir şey dediğim zaman siz oradan hemen o sayfayı bulabilirsiniz. Diyelim ki mesela benim elimdeki şey nedir? Yapı Kredi Yayınları'ndan ama eski bir baskıdır muhtemelen sizinkine göre. Benimki dördüncü baskı 2012 yılında basılmış. Ama ilk baskının aynısı 1997'de basılanın sayfa sayılarında kayma olabilir. Sayfa sayılarında zaten kayma olduğu için bu antik çağ metinleri antik Yunancadan, antik Atina Yunancasından örneğin İngilizceye çevriliyor. Örneğin bizim elimizde olduğu gibi Türkçeye çevriliyor, Almanca'ya çevriliyor, Çince'ye, Japonca'ya, bilmiyorum artık hangi diller varsa İspanyolca, İtalyanca, bütün diller, farklı dillere ne yapılıyor? Çevriliyor arkadaşlar. Şimdi diyelim ki nereden? Türkiye'den doğan göçmen ile İspanya'dan diyelim, İspanya'dan herhangi bir üniversiteden bir İspanyol ne yapmak istiyor? Aristoteles'in bu antifon göndermesine ilişkin konuşmak istiyor diyelim. Yani antifon göndermesinin nereye tekabül ettiğini, nerede olduğunu ilişkin konuşmak istiyor diyelim. Bakın şeyde sayfa kenarlarına bakın arkadaşlar. Sayfa kenarlarında bir takım sayılar göreceksiniz. Rakam ve sayılar göreceksiniz. Ne var orada? Mesela ikinci kitabın birinci bölümüne bakın. Orada 10 var arkadaşlar. 15 var, 20 var, 25 var, 30 var, 35 var. Sonra bakın orada 193A var. 193A. 193A'dan sonra tekrar kenarda 5, 10, 15, 20, 25 diye gidiyor. Gördü mü arkadaşlar bu şeyi herkes? Evet. Bu sayfa kenarlarındaki sayılar, rakamlar ve sayılar arkadaşlar orijinal sayfa sayısına tekabül ediyor. Orijinal yani papyrustaki sayfa sayısına tekabül ediyor. Papyrus'ta o zaman bir sayfa var. O sayfa 193A ile başlıyor örneğin. Ve sonra 5, 10, 15, 20, 20, 25 diye devam ediyor. Bu 5, 10, 15, 20, 25 ise arkadaşlar mısra sayısına tekabül ediyor. Şimdi ben diyelim ki Doğan Göçmen olarak İspanya'daki bir hocamızla antifon paragrafı üzerine tartışmak istiyorsam ona şunu söylemem yeterli olacaktır. 193A 13. 193A 13'e bakın arkadaşlar. Yani 10 ile 15 arasına bakın. Orada antifon ismini bulacaksınız. Gördü mü herkes? Buldunuz mu arkadaşlar antifon ismini? Evet, Bulduk hocam. umarım görmüşsünüzdür, anlamışsınızdır arkadaşlar.
Normal olarak antik çağ metinleri söz konusu olduğunda, mesela burada sayfa 52, 53 veya 55 denmez. Çünkü onlar her kitapta, her baskıda farklıdır. Her dildeki baskıdaki farklıdır arkadaşlar. Onun için mesela ne diyelim, İngiltere'den bir tanesi Oxford University Press'ten çıkan kitapla çalışıyor. Onda bende 53. sayfada olan, onda bilmiyorum pekala 58. sayfada olabilir. Bu bakımdan uluslararası dilde sayfa 52-53 denmez. Ne denir? Sayfa örneğin 193A, 12 veya 13 neyse bu söylenir arkadaşlar. Antik çağ metinlerinin sayfa sayısına böyle ulaşıyoruz. Orada sadece sayfa sayısı verilmiyor. Gördüğünüz gibi aynı zamanda ne var? Mısra sayısı da var arkadaşlar. Mısra sayısı da var. Modernler biraz daha farklı yapıyorlar bunu. Modernler mesela paragraf sayısı veriyorlar. Mesela Hegel böyle yapar. Paragraf 2 de, paragraf 3 de mesela. Paragraf 2 ama sayfanın kenarında da aynı zamanda neler var? Mısra sayısı var. Paragraf 2, mısra 3 dersiniz veya mısra 5 dersiniz, hemen oraya gidersiniz. Ama antik çağ metinlerinin arkadaşlar sayfa sayısı daha sonra çevrede, farklı dillere çevrede ve farklı baskılar arasında karşılıklı uyumu oluşturabilmek için böyle bir yöntem geliştirilmiş durumda. Bunu bilmeniz gerekiyor. O halde Aristoteles'in Antifon'un savını çürütmek için uğraşmamalı bir geometrici diyor ya. Bakın onun işte ne olduğunu görmek için ne yapmanız gerekiyor? 193A 12'ye bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Daha doğrusu o paragrafa bakmanız gerekiyor. Orada görüyorsunuz Antifon'un ismi geçiyor. Orada diyor ki bakın ne diyor? Bazı düşünürlere göre doğa ve doğa gereği var olan nesnelerin tözü her bir nesne için o nesnenin ilk olarak içkin olduğu biçiminden bağımsız olarak kendi başına var olan şeydir diyor. Şimdi burada tabii ki Aristoteles Antifon'la ne yapıyor? Bir töz tartışması yapıyor. Bir şeyin tözü o şeyin kendisinden bağımsız olabilir mi? Yani örneğin papatya diyelim. Papatyalılıktan bağımsız olabilir mi? Bu bir yerde arkadaşlar modern felsefede örneğin ontologlarla fenomenologlar arasında yürütülen tartışmaya benziyor. Yani bir şeyin özü ve görünümü ile ilgili olan görünümü ile ilgili yapılan tartışma bu. Bir şeyin özü o şeyin görünümünden bağımsız mıdır? Yani ayrı mıdır, kopuk mudur anlamında. Mesela şöyle devam ediyor Antifon'la ilgili. Yani bir sedirin doğası tahta, bir heykelin ise bronz. Bunu görmek için Antifon şunu ileri sürüyor. Bir sedir toprağa gömülse ve çürümenin bir üretecek gücü olsa oluşacak bir sedir değil, bir tahtadır. Çünkü sedir geleneksel olarak yani insan yeteneğine ve sanatına bağlı olarak tahtada içkindir. Ama töz bunlar söz konusu olurken sürekli kalan şeydir diyor. Bu tür nesnelerin her birinin bir başka şeyle ilgisi ilgili oldukları o nesne, bu nesnelerin doğası ve özü olur. Bunun için kimi var olanların doğası, özü ateş diyor, kimi toprak, kimi hava, kimi su, kimi bunlardan bazıları, kimi de bütün bunlar diyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada Antifon'un yapmış olduğu tartışma her ne kadar birazcık garip gelse de ne diyor burada?
Örneğin sedir. Sediri insan neyden yaptı? Tahtadan yaptı. Yani tahtayı dönüştürdü ve sediri ortaya çıkardı. Biz sediri toprağa gömsek, yani örneğin bir tohumu toprağa gömer gibi ve sedir çürüme sonucu kendisini topraktan yeniden üretme kapasitesine sahip olsa sedirden ağaç çıkar demek istiyor. Yani çünkü sedirin kökeninde ne var? Ağaç vardır diye bir akıl yürütmesi söz konusu burada. Ama mesele sanıyorum anlaşılıyor. Mesele anlaşılıyor. Papatyanın tohumunu toprağa ektiğiniz zaman ondan yine ne çıkıyor? Papatya çıkıyor arkadaşlar. Tomurcuğa baktığınız zaman, tohuma baktığınız zaman tohumdan ilk bakışta papatya gözükmüyor. Tohumun kendisi başka, ortaya çıkan başka ama tohumu toprağa gömdüğünüz zaman yani o beslenme sürecini başlattığınız zaman tohumun tohum olarak ondan ne çıkıyor ortaya? Papatya çıkıyor. Bu o zaman ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Bir şey oluşuyorsa o şey her durumda kendi tözünü ne yapıyor? Kendisinde barınıyor. Hiçbir şey sadece görünüşten ibaret değildir. Töz o zaman nedir arkadaşlar? Töz her bir şeye içkin ise, her bir şeyi oluşturan şeyin kendisi ise töz nedir? Taşıyıcıdır arkadaşlar. Töz içeriksel taşıyıcıdır. Şimdi bu anlaşıldı mı arkadaşlar? Tekrar isterseniz oraya dönüp antifon bağlamında yapmış olduğu Aristoteles'in o ikinci kitabın yani Fizik 2 2'nin birinci bölümünü okuyun arkadaşlar. Toplam olarak kaç şeyden oluşuyor? Bakayım. Aslında toplam olarak 3-4 sayfadan oluşuyor. Sadece Türkçe metni şey yapınca 1-2 3 sayfadan oluşuyor toplam olarak. Onu okuduğunuz zaman orada göreceksiniz Aristoteles sürekli bir şekilde yanıtlamaya çalıştığı doğa nedir? Doğal olan nedir? Doğaya göre ne demektir? Bu kavramları orada doğa ne? Doğa gereği olan ne? Ve doğaya göre olan ne? Bu kavramlara bu ikinci kitabın birinci bölümünde arkadaşlar ne yapıyor? Açıklık getiriyor. Şimdi sizlere ben burada durmuşken daha sonra zaten fazla bir şey gelmiyor bu ikinci bölümde arkadaşlar. Yani bu paragrafta bölüm devam ediyor ama paragraf bir cümle sonra bitecek. Şimdi ben size başka bir teknik bilgi daha vermek istiyorum. O da metafizik arkadaşlar. Metafizik kitabı Aristoteles'in metafizik kitabı Ahmet Aslan'ın çevirisini önermiştim size. En iyi çeviri kanaatimce odur. Ama illa da onu edinmeniz gerekir demiyorum. Bildiğim kadarıyla Ahmet Aslan'ın bu kitabının PDF'si de mümkün arkadaşlar. PDF'sine de ne yapabiliyorsunuz? Ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Aristoteles'in metafizik kitabının bir sözlük bölümü var. Antik Yunan metafiziğinin, doğa felsefesinin bir takım kavramlarını özellikle açıkladığı diyeyim şeyde kavramlarıyla açıkladığı bir kitap var arkadaşlar. Bu beşinci kitaptır. Yani buna üçgen, eşkenar üçgen
şeklinde olan antik Yunan büyük harfiyle de gönderme yapılır. Delta. Delta kitabı. Beşinci kitaptır arkadaşlar. Yani bakın şurası görebiliyor musunuz? Bir bakayım. Evet, kitap 5 Roma rakamıyla gösterilmiş. Delta. Gördüğünüz gibi burada bu kitapta, 5. kitapta arkadaşlar Aristoteles antik Yunan felsefesinin bazı temel kavramlarına ne yapıyor? Açıklık getiriyor arkadaşlar. Bakın en başta birinci bölüme baktığınız zaman orada daha önce size geçen oturumumuzda söylemiştim. Fizik kitabını ve metafizik kitabını lütfen aynı zamanda yanınızda bulundurun demiştim. Bakın orada birinci bölüm arkadaşlar, beşinci kitap birinci bölüm ilke kavramına ayrılmış. Ama şeye bakalım. Bakın 8. bölüme bakın arkadaşlar. İlke kavramının olduğu şeyi bakın 8. bölüme burada şey yapmış durumdayım. Bakın orada 8. bölümde töz kavramı var arkadaşlar. 7. bölüm varlık. Ondan önce bir var bakın arkadaşlar. Zorunluluk var, doğa var, öğe kavramları var. Bakın ama o şeye biraz önce bizim tartışmış olduğumuz konu, bakın doğa bağlamında yapmış olduğumuz tartışma, bakın zeta şeyinin şuraya bakın şu kısmı bakın arkadaşlar şu kısma bakın zeta orada hemen birinci bölüm arkadaşlar töz varlığın ilk kategorisi varlığın incelenmesi önce tözün incelenmesidir diye bir yer var görüyorsanız arkadaşlar kitap eğer önünüzde ise açtığınız zaman hemen göreceksiniz o fizik kitabının ilk bölümünde yapmış olduğu açıklama yani bir yerde epistemolojik özne açısından bilinir olanla başlayıp bilinmez olana doğru veya daha zor bilinen olana doğru gitmek dediği şey işte burada arkadaşlar bu şeyde açıklanıyor. Evet, Aristoteles'in antik çağın felsefesinin kavramlarına ilişkin bu sözlüğü muhakkak arkadaşlar okumanızı öneririm size ben. Toplam olarak 60 sayfalık bir şey, 60 sayfalık bir şey. Hepsini bir anda okumanız gerekmiyor ama yavaş yavaş. Örneğin töz kavramıyla karşılaştığınız zaman bu 5. kitabı açıp orada töz kavramını mesela bir sayfada açıklıyor size. Başka kitabın başka birçok yerinde de töz kavramına ilişkin açıklamalar var. Ama burada kavramların bu ansiklopedi bölümünde yani sözlük bölümünde kavramların neyi var arkadaşlar açıklaması var. Mesela ilke nedir? İlke başlangıçtır. İlke bir şeyin ilkidir gibi şeyler. Neden nedir? Öğe nedir? Doğa nedir? Zorunlu olan nedir? Bir, varlık, töz, aynı, başka, farklı, benzer kavramları mesela veya zıtlar, karşıtlar, tür bakımından başkalık mesela. Önce gelen, sonra gelen ne anlama geliyor? Güç, yetenek, güçlü, yetenekli, güçsüzlük gibi, yeteneksiz, güçsüz, nicelik, nitelik vesaire arkadaşlar. Sınır, bu bağlamda tabii ki sınırsızlık. Parça ne demek? Bütün ne demek? Cins ne demek mesela? Sahte yanlış. Ve bugüne kadar en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Bakın orada 30. bölümün konusu ilinek arkadaşlar. Yani Aristoteles ilinek deyince bununla neyi kastediyor?
diye sorduğunuz zaman ilk bakmanız gereken yer bu. Beşinci kitapta arkadaşlar o kavramı ne yapıyorsunuz? Bulup okuyorsunuz. Hepsi de genellikle bir sayfada ne yapılmış? Açıklanmaya çalışılmış. Bu anlaşıldı mı arkadaşlar? Bir yerde burada Aristoteles bize antik çağ felsefesinin sözlüğünü veriyor arkadaşlar 60 sayfada. Bu çok önemli şey bakımından. Sadece Aristoteles'in eserlerinin anlaşılması bakımından değil, bir bütün olarak arkadaşlar antik çağ felsefesinde bazı kavramların hangi anlamlarda kullanıldığını görmek için buraya bakmak gerekiyor. Sayfa 5, Hasret sormuştu biraz önce. Kitap 5, pardon. Kitap 5, bu bendeki baskıda 234'te başlıyor. Aynı baskı sizde varsa veya aynı baskının PDF'si varsa 234'ü açtığınızda göreceksiniz orada hemen ne var? 5. kitabın başlangıcı var. Delta yani 5. kitap Delta bölüm ilke. 1. bölüm ilke olarak başlıyor. Evet arkadaşlar buna dikkat çekmek istedim size ben önce. Buna dikkat çektikten sonra biliyorsunuz artık neyi nerede okuyacağınızı. Evet, bakalım. Evet, farklı baskılarda, farklı yerlerde başlıyor. İçindekiler bölümüne baktığınız zaman hemen görürsünüz arkadaşlar. Böylece antik çağ metinlerinin okunması konusunda, sayfa numaralandırması konusunda tekniği biliyorsunuz. En azından kavramların ne anlama geldiğini başlangıç olarak bilebilmek için nereye bakmanız gerektiğini de biliyorsunuz artık. Şimdi biraz önce kaldığımız yerden ne yapabiliriz? Devam edebiliriz. Antifonun savını ayrıntılarıyla çürütmek bir geometricinin işi, çürütmek için uğraşmamalı diyor bir geometrici. Ne ki doğrudan doğa üzerine konuşmalar bile doğa sorunlarını dile getirdikleri için onlar üzerine yani Melissos ile Parmenides üzerine biraz konuşmak iyi olur. Çünkü bu tür bir çalışma felsefe ile ilgilidir. Bu tür çalışma felsefe ile ilgilidir. O halde burada bir yerde doğa biliminden Aristoteles bu çok önemli. Aristoteles doğa bilimi deyince arkadaşlar bununla doğa felsefesini kastediyor. Antikler doğa felsefesi yapıyorlar. Modernler doğa bilimi yapıyorlar. Yani çalışma yöntemleri farklı. Bu bakımdan doğa bilimi diyoruz biz. Antiklerin çalışma yöntemleri, olanakları bizimkinden farklı ve sınırlı olduğu için onlar felsefe yapıyorlar. Aradaki fark da muhtemelen en geç dönemin sonunda sanıyorum anlaşılır olacaktır. Bunu da kendinize bir soru işareti olarak isterseniz bir soru olarak not edin arkadaşlar. Evet, var olan çok anlamda kullanıldığına göre var olan çok anlamda kullanıldığına göre en uygun başlangıç şöyle olmalı. Her şeyin bir olduğunu söyleyenler acaba ne kastediyor? Her şeyin bir olduğunu söyleyenler acaba ne kastediyor? Acaba onlar bir tözü mü, bir nicelikleri mi, nitelikleri mi her şey diye alıyor? Yine acaba her şey bir tek insan, bir tek at, bir tek ruh gibi tek töz olarak mı, yoksa ak, sıcak ya da benzeri bir şey gibi tek nitelik olarak mı düşünülüyor? Bunların hepsi birbirinden yani nicelik, nitelik ve töz hepsi birbirinden son derece farklı şeyler. Birisi diğerini yerine geçiremez. Yani nicelik örneğin niteliğin yerine geçemez. Nicelik tözün yerine geçemez. Nitelik nicelik olamaz. Nitelik töz olamaz vesaire.
Hepsini birlikte savunmak olanaksız. Hepsini birlikte savunmak olanaksız. Hem bir töz, hem bir nitelik, hem de nicelik olacaksa bunlar birbirinden ister ayrı olsun ister olmasın çok sayıda var olan olacak. Yani çok sayıda var olan olacak. O zaman var olan çok demek gerekiyor arkadaşlar. Yani var olan dediğimiz zaman tek bir var olan bile olsa, tek bir var olan bile olsa onda çokluk ilkesi geçerlidir demek istiyor burada. Bakalım. Her şey bir nitelik ya da bir nicelik olacaksa, ister bir söz olsun ister olmasın, olanaksız olanı saçma diye adlandırmak gerekiyorsa saçma olacak. Çünkü bakın ne diyor? Burada töz kavramına ilişkin bir tanımlama var. Çünkü töz dışında öteki nedenle öteki nesnelerden hiçbiri ayrı başına değil. Nitekim hepsi taşıyıcı olarak bir töze yüklenir. Gördüğünüz gibi ne diyor Aristoteles burada? Bana açıklamak ister misiniz? Açıklayabilir misiniz arkadaşlar? Aristoteles töz, nitelik ve nicelik arasındaki ilişkiyi nasıl kurdu burada? Çünkü töz dışında öteki nesnelerden hiçbiri ayrı başına değil. Nitekim hepsi taşıyıcı olarak bir töze yüklenir. Nicelik, nitelik taşıyıcı olarak töze yüklenir. Yani töz niceliğin, niteliğin taşıyıcısı olduğu için töze yüklenir demiş oluyor. Nicelik, nitelik tözün yüklemleridir. Nicelik, nitelik tözün iki farklı yüklemidir. Melisos ise var olan sonsuzdur diyor. Demek ki var olan bir nicelik. Çünkü sonsuzluk nicelik kategorisi içinde söz konusu. Ama bir tözün nitelik ya da durum olarak sonsuz olması ancak bazı niceliklerinle birlikte var olması koşulu ve ilmeksel anlamda olası. Çünkü sonsuzun tanımı bir töz ile ya da bir nitelikle değil, nicelikle yapılır. Sonsuzun tanımı nicelikle yapılır diyor. Demek ki var olan hem bir töz hem bir nicelik ise bir değil iki olacak. En az iki olması gerekiyor. Yani var olan hem bir töz hem bir nicelik. Bakın bir var olandan bahsediyoruz. Biz var olandan bahsettiğimiz zaman bir var olandan bahsediyoruz. O zaman bir var olandan bahsettiğimiz zaman cümleme dikkat edin. Bir diyorum. Bir nicelik belirtir arkadaşlar. Ama o birin bir olması için kendisinde tözü ne yapması gerekiyor? Taşıması gerekiyor. Yalnızca bir töz ise söz konusu olmayacaktır. Hiçbir büyüklüğü olmayacaktır. Büyüklük demek, bir büyüklüğe sahip olmak demek, bir olmak demektir arkadaşlar. Söz sonsuz ise o zaman büyüklüğü olamaz onun. Örneğin ona biz büyük veya küçük diyemeyiz. Birisi başka bir var olanla kıyaslamaya. O halde büyüklük bir var olana gelen özelliktir. Çünkü bu durumda bir nicelik olur diyor. Bu durumda bir nicelik olur diyor. O zaman töz dediğimiz şey arkadaşlar, töz dediğimiz şeyin yüklemleri, töz dediğimiz şeyin yüklemleri nitelik ve niceliktir. Şimdi bu bakımdan baktığımız zaman burada bakın üç şeyden birden bahsediyoruz. Töz dediğimiz zaman nitelikten bahsediyoruz ve aynı zamanda töz dediğimiz zaman nicelikten bahsediyoruz. Bakın töz o zaman en az kaç şeyden oluşuyor arkadaşlar? Yazar mısınız bana veya söyler misiniz? Töz dediğimiz zaman en az kaç şeyden oluşuyor töz? Kaç şeyden bahsediyoruz? Kendisini de beraber düşünmelisin Hasret. Töz, nicelik ve nitelik. Bakın kaç şey sayıyorum ben? Töz,
Nicelik ve nitelik. Evet. En az üç şeyden bahsediyorum arkadaşlar. Ama iki şey de olsa, üç şey de olsa çok fark etmez. Bakın çokluk var arkadaşlar burada. Çokluk var. Yani o zaman var olan bir yerde çokluk var ama hepsi nicelik ve nitelik sözün yüklemleri olduğu için aynı zamanda ne var arkadaşlar? Niceliği ve niteliği bir arada tutan nedir? Veya niceliği ve niteliği veya niteliği ve niceliği mümkün kılan nedir arkadaşlar? Hocam burada sesim geliyor mu acaba? Efendim Mahmut? Ya, duyabiliyor musunuz beni? Ben duyuyorum seni, onun için yanıt verdim. Okey. Merhaba. Öncelikle hocam şimdi burada Aristoteles'in genel anlamda varlığa dair ön sürdüğü durumu görebiliyoruz. Çünkü söz bir yanıyla varlığın nicel ya da niteliksel anlamda bütün bileşenlerini kendi bünyesinde tutması açısından bir ama içerdiği bu iki durumu taşıması açısından da aslında çoklu bir hale geliyor. Yani bir tık sonrasında zaten Aristoteles'in o potansiyel durumunu ya da kendinde gizli olan açığa çıkma durumuna zaten denk geleceğiz. Yani dolayısıyla söz olması bakımından zaten çokluğu içinde barındırıyor. Evet. Ama söz olması bakımından çokluğu içinde barındırıyor. Gördüğünüz gibi niteliğin ve niceliğin taşıyıcısı söz. Yani o zaman söz nedir arkadaşlar burada? Bir yerde çokluğu mümkün kılan tektir. O zaman şimdi ben size soruyorum. Doğanın ilkesi nedir o zaman? Aristoteles'ten hareket edersek birlik içerisinde var olan bir çokluk aslında. Evet, Belki yani. çokluğun birliği veya birliğin çokluğu ilkesi deniyor felsefede buna arkadaşlar. O zaman bakın Aristoteles o zaman yapmış olduğu bu tartışmada ne demiş oldu? Ne demiş oldu? Doğanın ilkesi çoklukta birlik ilkesidir. Doğanın o zaman bir ilkesi vardır ve o zaman doğa ne olabilir? Bir bilim olabilir. Yani doğa bir bilimin araştırma konusu olabilir demiş oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha önce ne vardı? Elea okulu ne diyordu? Bir var diyordu, devinimsiz diyordu. Miletos okulu ne diyordu? Birden çoktur diyordu ve devingenlik var diyordu. Gördüğünüz gibi Aristoteles Atina okulu ne yaptı arkadaşlar? Eleya okuluyla Miletos okulunu ne yaptı Atina okulu burada? Bugün kullandığımız bir kavramı kullanarak yanıt vermek isterseniz. İki okulu aslında uzlaştırdı hocam. Hayır, tabii ki eristik yapmadı Hasret. Başka bir şey yaptı. Uzlaştırma da aslında ama demek istediğini anlıyorum ben senin. Sanıyorum Alara sormuştu. Dünkü Descartes dersinde hatırlataraktan ikisini sentezledi arkadaşlar. Birisinde teklik vardı ve hareketsizlik vardı. Diğerinde çokluk vardı ve hareketlilik vardı. İkisini birleştirdi. Ne dedi? Bir yerde zorunlu olarak töz kavramı zorunlu olarak nicelik ve nitelik kavramını veya nitelik ve nicelik kavramını kendinde barındırıyor, kendisinde kapsıyor. O zaman eğer tözsellik doğanın bir zorunluluğu ise o zaman doğa çokluğun birliği ilkesine dayanıyor demişti. Ve biraz yukarıda da hatırlıyorsanız ne demişti? Ya tüm doğal nesneler ya da bazı doğal nesneler devingendir demişti. Ve Aristoteles zaten hareket etmeden hareket ettiren ilkesiyle aslında yine ne yapıyor arkadaşlar?
Elia okuluyla Miletos okulunu ne yapıyor? Sentezliyor. Yani bütünleştiriyor arkadaşlar. Atina okulunu bir yerde iki okulun sentezi olarak ne yapıyor? Kurmuş oluyor arkadaşlar. Bu kadar, buraya kadar anlattığım, açıklamaya çalıştığım şeyler hakkında bir sorunuz var mı? Şimdi burada iki kavramı size vermem gerekiyor. Osia kavramı ve on kavramı arkadaşlar. Osia kavramı varlık demek. O burada var olan olarak çevrilen ise on arkadaşlar. Var olan Türkçe'de o on kavramı antik Yunancı'da osia kavramından kazanılmıştır. Bazen şu şekilde de yazıldığı oluyor. Osia diye de bazen çevriliyor. Yani bu şekilde de yazılıyor veya telaffuz ediliyor veya telaffuz edildiği gibi yazılıyor. Osia varlık demek. On ise var olan demek arkadaşlar. Yani varlık fiilinden kazanılmış olan sıfat fiil diyoruz biz bu ona arkadaşlar. Şeyde İngilizce'de Almanca'da partisip deniyor. Yani dahil olma veya partisip deyince katılma anlamına da geliyor. Yani var olan dediğimiz zaman bu var olanı biz doğrudan var olana tanıklık ettiğimiz için var olan diyoruz. Yani vardır demiş oluyoruz. Orada var olan da o zaman ne var? Var olanın özne tarafından var olduğuna ilişkin belirlemesi var. Onun için partisip deniyor arkadaşlar. Yani sıfat fiil dediğimiz şeyde özne fiili de var. Yani nesneye nesneye var olan vardır diyenin o şeyi belirlemesi de nedir? Orada var arkadaşlar. O halde osia ve on kavramları, osia varlık, on ise var olan anlamına geliyor. Bu kavramları bugün ele aldığımız ilke, inek, töz, nitelik, nicelik, varlık, var olan gibi kavramlara arkadaşlar mümkün olduğu kadar doğa mesela, tür, cins gibi kavramları Yunancasıyla beraber öğrenirseniz mesela devinim nedir, devinimsizlik nedir mesela bunları Yunanca kavramlarıyla beraber öğrenirseniz arkadaşlar, öğrenmeye çalışırsanız çok çok iyi olur. Bakın şeyde kitabımızın sonunda bize Saffet Hoca, Saffet Babur Hoca yardımcı olmak için arkadaşlar bakın burada kitabımızın sonunda şöyle göstereyim. Bakın burada ne var? Türkçe Yunanca sözlük var. Sonra Türkçe Yunanca sözlük. Bakın burada da Yunanca Türkçe sözlük var arkadaşlar. Kitabımızın sonunda o sözlükten yararlanarak kavramların karşılığını ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın şurada şu parmağımı koyduğum yere bakın. Orada ne göreceksiniz? Biraz daha yaklaştırayım. Töz göreceksiniz. Töz varlık anlamına geliyor. Ve şuraya geldiğiniz zaman da göreceksiniz arkadaşlar. Bakın ne yazıyor orada? Oysiye yazıyor. Yani böyle bakın şurada mesela şu parmağımı koyduğum yere bakın. Şurada ne var orada arkadaşlar?
baktığınız zaman orada neyi görüyorsunuz? Şurada bakın Türkçe ne yazıyor orada? Oluşum güç yazıyor. Yunancası neymiş? Bakın oluşum güç dinamis anlamına geliyormuş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Oluş ne diyor bakın orada? Genesis diyor. Evet. Oluş genesis demek gördüğünüz gibi orada. Bu kavramları arkadaşlar çok fazla kavram yok. Bakın burada harika bir şey olanağınız var. Buradan en azından temel kavramları Türkçesiyle ne yapabilirsiniz? Öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Evet, sanıyorum bu kadar bilgi hazmetmek için gelecek haftaya kadar bu kadar bilgi ve bu kadar teknik ve yöntem Aristoteles'i kendi başınıza okumanız için bir başlangıç yapmak için yeterli arkadaşlar.